Çocuk Spor Kanalı'ndan herkese merhaba. Ben Ahmet. Bugün size jimnastik branşında temel hareketlerinden öne ve geriye taklayı teknik olarak bilmeyen birisine nasıl öğretiriz onu anlatacağım. İlk olarak size öne takla hareketini göstereceğiz. Öğrencilerimizden Kemal burada ve Kemal yaklaşık 5-6 aydır jimnastik branşına devam ediyor bizim sporcularımızdan. Kemal'cim öne takla yapsana. Gel şöyle buraya gel. Yerden göstereyim. Tabii Kemal hareketi öğrenmiş. O yüzden daha rahat yapacak hareketi. Şimdi yap bakalım Kemal. Evet, aferin. Şimdi Kemal bize bir de bunu sen ilk hangi aletle öğrendin? Onu göster. Aferin. Tamam Kemal'cim sen şöyle geç. Şimdi bizim böyle bir malzememiz var. Peynir minderimiz. Şimdi bu alet, niye böyle bir aletimiz var? Şimdi çocuk burada bu hareketi yaparken çok rahat yapıyor. Tabii küçük çocuklarda, bilmeyen sporcularda çok tehlikeli öne takla hareketini yaptığımızda kendine zarar verebilir. Bu yüzden böyle bir yüksek bir aletimiz var ve çocuk burada bu hareketi yapıyor. Kemal bir tane daha yapsana. Şimdi Kemal hareketi tekrar yapsın. Yap Kemal. Evet, aferin. Şimdi biz Kemal'i bilmeyen bir sporcu olarak varsayacağız. Kemal gel, ben sana sıfırdan öne taklayı öğreteceğim. Şimdi gel Kemal. Kemal'cim kaldır kollarını. Şimdi bizim yardımlanmamız öyle olması gerekiyor ki. Şimdi çocuk bu hareketi yaparken tabii bu hareketi ilk kez yapacak. Ve bu çocuk da dolayısıyla bu hareketten korkuyor olabilir. Çoğu çocuk doğarken yani bu hareketleri öğrenmiyor. Sonradan öğreniyorlar. Şimdi yap bakayım hareketi. Bekle, yaparken koy şimdi ellerini. Şimdi önceliğimiz... Çocuğun dizleri sıkılı olacak, gergin olacak. Başını öne almaması lazım. Şöyle olmaması gerekiyor. Kendine zarar verebilir. Kemal al kafanı içeriye. Şimdi yaparken dirseklerinden bük azıcık, tamam mı? Şimdi yap hareketi. Evet, aferin. Gel bir daha yapalım. Şimdi Kemal bu hareketi yaparken Kemal biliyor bu hareketi. Bazı çocuk... Kemal'cim dizlerini büksene abi. Bük. Evet, bük bük. Şimdi Kemal dizini büktü. Şimdi dediğimle sıçra, tamam mı? Bir. 2, 3. Şimdi sıçra. Şimdi Kemal bu hareketi böyle yaptığında kafasına zarar verebilir, boynuna zarar verebilir ve daha büyük sıkıntılar çıkabilir. Dolayısıyla dediğim gibi Kemal'e hareketi böyle öğreteceğiz. Kemal kalk. Şimdi Kemal fiziği normal düzeyde bir sporcu. Kemal'i kilolu olarak varsayacağız. Şimdi Kemal çık yukarıya yakışıklı. Evet çıktı. Kemal kilolu. Bekle. Şimdi... kilolu bir sporcu nasıl takla yapabilir onu göstereceğim. Kemal'cim aç ayaklarını. Evet. Şimdi kilolu sporcularda, kilosu fazla olan çocuklarda hareket böyle açık bacak yapılması lazım. Dolayısıyla yaparken daha rahat yapacak bu hareketi. Yap şimdi hareketi Kemal. Şimdi gel. Aferin sana. Şimdi gel Kemal. Çok daha aşırı kilolu olan sporcular da farklı şekilde deneyebiliriz. Kemal şimdi aşağıda dur. Aç ayağını bakayım. Şimdi ellerini koy mindere yine. Evet, şimdi Kemal'i kilolu, daha çok kilolu bir sporcu olarak değerlendiriyoruz. Kemal sıçra. Evet, şimdi yardım ederken, yardımlama çok önemli bu arada. Gel Kemal. Şimdi ben Kemal'e yardımlamayı göstereyim. Kemal koy ellerini. Yardım ederken bir elim ensesinde, çocuk kafasını öne veya geriye atabilir. Diğer elim göğsünde olacak. Çocuğa yardımlamada daha rahat kaldırabileyim diye. Şimdi Kemal sen bilmiyorsun, ben sana yardım edeceğim, tamam mı? Sen hiçbir şey yapma. Kapat ayağını sadece, kapat ayağını. Evet, şimdi. Gördünüz mü? Çocuğa çok çok rahat yardım edebildim. Dolayısıyla bu hareketleri bu şekilde yaparsanız çocuk çok çabuk öğrenebilir ve hızlı gelişir. Şimdi Kemal, burada biz taklayı öğrendik. Bir sonraki malzememiz yumuşak bir minder. Biraz daha yüksek, ona oranla yatay değil. Evet, Kemal taklayı burada yapsana. Evet, gördünüz. Bir daha yap. Şimdi neden böyle bir malzeme yaptık biz? Kemal niye bu malzemede öne takla yapıyor? Bu aslında yere hazırlık. Şimdi çocuk artık diğer minderde daha rahat yapabiliyordu. Ve biraz zorlaştırmaya başladık. Kemal'cim bir daha yap, görsünler. Evet, aferin. Şimdi Kemal artık burada rahat takla yapabiliyor. Yine yardımlama aynı şekilde olacak. Az önce gösterdiğim gibi. Kemal'e artık burada öne taklayı öğrettim. Bıraktım. Kemal kendi başına artık takla yapabiliyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Kemal artık yerde yapmaya başlayacak ve yerde öğrenecek bu hareketi. Kemal'cim gel buraya.
Kemal'e artık yüksekten öne taklayı öğrettik. Kemal artık kendi başına bu hareketleri yapmaya başladı. İleriki aşamalarda Kemal bu hareketi yerde kendi başına yapması lazım. Dolayısıyla şöyle bir yumuşak bir malzememiz var. Yere geçmeden önceki evremiz bu bizim. Daha rahat yapabilmesi için böyle bir şey yaptık. Kemal şimdi burada şu hareketi yapalım. Az önce ilk başta başladık ya. Öne takla yaptın, sen bilmiyordun. Buraya kadar geldik. Şimdi ben yine sana aynı şekilde yardım edeceğim. Arkadaşlar görsünler yardımlamasının nasıl yapıldığını. Şimdi Kemal aynı şekilde yapıyor. Kemal'cim sık vücudunu, dizler sımsıkı. Karşıya bak. Hareket yaparken kafayı sok içeriye, tamam mı? Çocuğun mutlaka kafayı içeriye sokması lazım. Yani geriye atmaması gerekiyor. Şimdi Kemal yap hareketi bakalım. Kolunu bükmeden yap ama, tamam mı? Evet, yine ensesinden tuttum çocuğu. Yani kontrol edebileyim diye. Evet. Aferin. Şimdi gel onu kendi başına yap, tamam mı? Çık üstüne Kemal. Evet. Korkan çocuklara yardım edebilirsiniz. Birçok tekrar yapmanız gerekiyor. Çünkü çocuk bilmiyor bu hareketi. Şimdi artık geriye takla hareketine geçeceğiz. Geriye taklada nasıl yardım edebiliriz? Nasıl olur? Onu anlatacağız size şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi az önce kullandığımız peynir minderi yine geriye takla hareketinde de kullanabiliriz. Az önce gösterdim öne takla hareketinde malzememiz nasıl olduğunu anlattım size. Şimdi Kemal burada geriye takla yapacağız, tamam mı? Şimdi dön şu tarafa. Evet, tam düzde. Şimdi Kemal burada ne yapması lazım? Kemal kaldır kollarını. Kemal bilmeyen bir sporcu. Şimdi Kemal biliyor zaten dediğim gibi. Şimdi Kemal burada bilmeyen bir sporcu gibi yapacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi yap hareketi. Yine Kemal'i kontrol edeceğim. Evet. Gördünüz. Kemal dolayısıyla bu hareketi bilmeyen bir sporcu gibi yaptı. Kemal'cim şimdi gel bilen bir sporcu gibi yapalım bu hareketi. Şimdi sen öğrendin bu hareketi, yap bakalım. Evet, gördünüz. Şimdi gel. Şimdi bunun yardımlamasını size anlatacağım. Püf noktalarını anlatacağım size. Şimdi çocuk hareketi yaparken önceliğimiz kolları. Çocuk gelirken ellerini ön aşağıda tutabilir ya da açabilir veya kafasını geriye atabilir. Öncelikle çocuğa bu komutları vermemiz lazım. Kollarını sık Kemal. Aç abi şuranın içini. Karşıya bakacaksın. Şimdi otur Kemal. Evet, aferin. Şimdi Kemal hareketi yaparken dizlerimiz sımsıkı olacak, tamam mı? Sırt üstüne geldiğinde. Şimdi aynı şekilde fark ettiyseniz sürekli elim çocuğun ensesinde. Neden? Çünkü çocuk kafasını geriye atabilir. Çok tehlikeli bir hareket. Şimdi yat Kemal bakalım. Şimdi Kemal geldi. Şimdi Kemal avucumuzu yere koyacağız. Tamam, nereye? Kulaklarımızın yanına koyacağız. Tamam mı? Dizler de aynı şekilde sımsıkı gelecek. Şimdi elim artık ensesinden değil. Neden? Çocuk kafasını geriye atma gibi bir durumu söz konusu değil. Şimdi burada önemli olan çocuğa kollarına dayanmasını öğretmek. Şimdi dayan kollara Kemal. Bas kollara. Aferin. Şimdi ayağa geldi Kemal. Evet. Şimdi bunu hızlı şekilde göstereceğim. Yine elim ensesinde çocuğum. Karşıya bak. Sık kolları. Şimdi kapan öne. Sımsıkı yapacağız. Tamam mı hareketi? Evet. Şimdi geldi Kemal. Hop. Ensesinden yardım ettim yine. Aferin. Şimdi bunu peynirde anlattığım gibi siz çocuğa yardım edeceksiniz. Çocuk bu hareketi daha rahat öğrensin. Korkmadan yapsın. Şimdi bu hareketin diğer evresine geçiyoruz artık. Kemal'cim gel. Şimdi Kemal karşıma gel. Ben sana yardım edeyim. Şimdi aynı şekilde, olay aynı şekilde devam ediyor. Orada nasıl yardım ediyorsan burada da aynı şekilde yardım edeceğim. Tek fark oradaki aletimiz yere doğru yatay. Yani çocuk daha rahat yapabiliyor. Bunda biraz zorlanacak çocuk. Şimdi kaldır kollarını. Kaldır, kalk, bekle. Yine aynı şekilde elimi ensesine koydum. Çocuk kontrol ediyorum. Vücudunu sıkmasını istiyorum. Sık vücudunu. Karşıya bak, sık kollarını. Kapan öne şimdi. Evet, şimdi gel. Aferin sana. Şimdi artık bu alette de çocuğa bu hareketi öğrettik. Çocuk birkaç tekrar yaptı. Tabii bu birkaç antrenman devam edebilir. Çocuğun öğrenmesi biraz zaman alabilir. Çok kolay bir hareket değil. Evet arkadaşlar, bir önceki iki malzememize çocuğa hareketi öğrettik. Çocuk artık hareketi kendi başına yapabiliyor. Ve bunu da gözlemledik. Çok iyi değerlendirdik. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Çocuğa hareketi yerde yaptıracağız. Bu yüzden şöyle bizim bir minderimiz var. Çocuk daha rahat yapsın. Kendine zarar vermeden. Dolayısıyla yere geçtik artık biz. Kemal'cim şimdi burada geriye takla yapacağız. Tamam mı? Ben sana yine aynı şekilde yardım edeceğim. Kaldır kollarını. Kapat ayağını. Sımsıkı olacaksın. Şimdi sporcu öne eğildi. Ensesinden yardım etmem gerekiyor. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Sağ elimle tutmam gerekiyor. Şimdi Kemal poponun üstüne düş yavaş. Evet. Aferin. Şimdi yardım ettim. Sporcunun kafası mindere geldi. Artık kendini güvene aldı ve burada koluna dayanmasını öğrettim çocuğa. Evet, gel bakalım Kemal. Şimdi Kemal, çok az yardım edeceğim sana. Evet.
Şimdi kapan öne. Şimdi aynı şekilde hop. Evet arkadaşlar. Geriye taklayı böyle bu şekilde yere yavaş yavaş öğretip yerde çocuğa hareketi yerden öğretebiliriz, yapabiliriz. Şimdi Kemal, şimdi bizim böyle bir malzememiz var. Neden böyle bir şey yaptık? Dolayısıyla bu malzemeleri siz temin etmeyebilirsiniz, edemeyebilirsiniz okullarda, kreşlerde. Şöyle bizim iki tane minderimiz var. Böyle minderi alıp diğer minderin üstüne koyup bu hareketleri öne ve geriye taklayı burada da yapabilirsiniz aynı şekilde. Kemal bir tane öne takla yapsana bir bize. Tabii öncelikle şöyle bir minder önüne koyduk. Kendimizi sağlama aldık, sporcu düşmesin. Şimdi Kemal yap hareketi. Aferin sana. Şimdi böyle bu şekilde öne taklayı aynı şekilde az önce anlattım. Yardımlanmasını yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Kemal'cim şimdi bir de geriye takla yap. Evet, aferin sana. Şimdi Kemal, şimdi arkadaşlarımıza bu hareketleri öğrettik değil mi? Sana çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarına el sağla. Kendine iyi bak, görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi size öne geriye taklayı anlattım arkadaşlar. Şimdi çok YouTube'da veya başka mecralarda çok içerik olabilir. Bu hareketler şöyle öğretilir, böyle öğretilir. Tabii bu bizim yöntemimiz. Biz çocuğa en hızlı şekilde hareketleri böyle öğretiyoruz. Dolayısıyla başka yerlerde farklı şekilde öğretiliyor olabilir. Bizim yöntemimiz bu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.